Devletiyle karşınızdayız arkadaşlar. Sphere of Influence oyunun 1.0 versiyonunda çıkacağı vaat edilen halini nihayet önümüze sunuyor. 1,5 yıl sonra paralı bir şekilde oyunun normalde olması gerektiği halde oynamanız mümkün. Oyunda diplomasi yoktu, artık diplomasi var. Yok dediğim tırnak içinde yoktu. Yani var ama yok mahiyetindeydi. Ekonomik olarak revizyonlar var. Bina sahipliği artık 3 farklı metoda dönüştürüldü. Kamulaştırılmış binalar, yani nationalization var. Privately owned binalar var, yani endüstriler tarafından yönetilen binalar. Bir de workers owned binalar var. Yani çalışanların, işletmenin sahibi olduğu bina çeşitleri var. Bir diğer yandan yine diplomasiyle oyuna eklenen mevzulardan birisi yabancı yatırımları artık mümkün. Yani vasallarınıza yatırım yapabileceğiniz gibi başka ülkelerin ülkenize yatırım yapmasını da sağlayabilirsiniz. Karşılıklı yatırım anlaşmaları mümkün. Sizin başka ülkelere yatırım yapmanız mümkün. Güç bloğu mekaniği var artık, ülkeler bloğu, gördüğünüz üzere. Şu an itibariyle dünyada çok fazla blok yok ama tabii ilerlediğinde oyun ne olacak göreceğiz. Biz hali hazırda bir imparatorluk olduğumuz için egemenlik bloğu şeklinde bir egemen imparatorluk tarzında bir bloğa sahibiz. Gördüğünüz gibi bizim normalde hükmettiğimiz bölgelerde şu an için sadece bir tesirimiz var. Ama ilerleyen dönemde umarız ki bunu artırabiliriz. Burada ilerleme birazcık kabız. En azından Osmanlı ile başlıyorsanız öyle denebilir. Burada ilkeler var. İlkeler üzerinden tek tek zaten bu seri esnasında da ilerleyeceğiz. Orada daha detaylı bir şekilde ben de öğrenmiş olacağım. Çünkü benim herhangi bir şekilde erken erişimim falan söz konusu değil artık, biliyorsunuz Paradox oyunlarına. Dolayısıyla ben de burada sizinle birlikte keşfediyor olacağım. Chat'le birlikte. Biz chat'le açıkçası yayına başlamadan önce bir yol haritası dizayn ettik Osmanlı için. Oyunda pek çok şey değiştiğinden ve de ben artık pek hatırlamadığımdan burada birazcık fikir teatisine ihtiyaç vardı. Güzel bir istişare yaptık. Günün sonunda bazı hedefler belirledik. Bu hedeflerin ilkinde bize bir yoldaş lazım. Bu yolda yürüyeceksek eğer. Ya İngiliz ya Fransız, birini yanımıza çekmemiz lazım. Rusya ile hali hazırda zaten bir rekabet halinde başlıyoruz. Rekabet halini sonlandırmamız lazım. Rusya bir hayli güçlü. Rusya'nın da burada Britanya ile bir rekabeti olacağını düşünecek olursak bizim Britanya ile aramızı iyi tutmamız belki hoş olabilir diye düşündük. Şöyle siyaset ekranına geldiğimizde artık lobilerin var olduğunu görüyoruz. Siyasi lobiler kısmında Osmanlı-Britanya cemiyeti var. Osmanlı-Fransız birliği var ve Rus karşıtı cemiyeti burada önümüze çıkıyor. Buradaki cemiyetler, yani lobilerin iyi bir şekilde oyuna etki etmesini sağlayabilirsiniz artık. En azından Paradox kağıt üzerinde böyle olduğunu söylüyor. Göreceğiz. Biz açıkçası henüz tam karar veremedik. Osmanlı Britanya cemiyetinin peşinden gidersek burada silahlı kuvvetler bizi destekliyor. Öte yandan Fransız Birliği'nin peşinden gidersek de aydınlar grubu bunu destekliyor. Biz siz henüz başlamadan, siz görmeden şöyle bir şey yaptık. Çıkar grubumuzu değiştirdik. Yerel yöneticileri iktidardan attık. Sadece aydınlar çıkar grubu şu anda iktidarda. Bir de yerel yöneticilerde liderimizi sınır dışı ettik. Mehmet Emin Rauf Paşa'ydı. Kendisi ılımlı bir ideolojiye sahipti. Artık kendisi kölelik karşıtı bir ideolojiye sahip. Şuradan görebilirsiniz Mehmet Emin Rauf Paşa'yı. Artık kölelik karşıtı olması bizim işimize yarar. Kendisi bize ilerleyen dönemde faydalar sağlayacak bir kışkırtıcı. Orada elimizin altında tutuyoruz. Umarız emekli olmaz. Çünkü ondan alacak çok fazla şeyimiz var. Bir diğer yandan mevcut hükümette şöyle bir baktığımızda yeni gelen Yaver Paşa'mızın, yani toprak sahipleri, yerel yöneticiler çıkar grubunun başındaki Yaver Paşa'nın jingoist olduğunu görüyoruz. Jingoist olması bizim işimize yarar. Zira profesyonel orduya geçmemiz lazım tanzimatı bitirmek için ve bir yandan da güç elde edebilmek için, bir nüfuz elde edebilmek için bu kürede, bu dünyada. Dolayısıyla bu iyi bir denk geldi. Zar attık, böyle denk geldi denebilir. Üzerine de ufak tefek yol haritaları çizip yola başlayalım dedik. Şöyle bir şey daha var yalnız. Üretimde neyin peşinden gideceğimiz artık bir hayli önem arz ediyor. Yani normalde de önemliydi belki ama şu anda bina sahipliği ve birazcık prestiji başka yollardan elde etmeye odaklanmak da söz konusu. Çünkü şeyi daha iyi götürmemiz lazım. Güç bloğunu daha efektif kullanabilmek için burada daha güçlü bir pozisyona gelmeniz elzem. Dolayısıyla dedik ki Afyon'da dünya liderliğine oynamaya çalışabiliriz. Tütün yine önemli bir kaynak. Tütüne odaklanabiliriz. Yani bir takım endüstriler belledik kendimize. Demir mesela yatırım yaparak, vasallarımıza yatırım yaparak Eflak, Boğdan, buralara yatırım yaparak oralardan belki elde edebiliriz. Bunun dışında ne konuşmuştuk? Balık. Balıktan da yine
dünya liderliğine oynayacak kadar fayda elde edebiliriz. Balıkçılık rıhtımları üzerinden gidebiliriz. Dünyada bir numara olmaya oynayabiliriz arkadaşlar. Yani böyle bir yoldan gidiyoruz. Böyle bir yol haritası çizdik. Bunun dışında da araya ekleyeceğimiz başka inşaatlar olabilir. Şimdi yabancı yatırımlarla ilgili bilmemiz gereken bir şey daha var başlamadan önce. Mesela ülkemize karşılıklı yabancı yatırımların kilidini açarsak ki bunu açmak için topluluk sekmesindeki borsa teknolojisini açmamız gerekiyor. Borsayı açtığınız takdirde karşılıklı yatırım anlaşmalarının kilidini açmış oluyorsunuz. Serbest Ticaret Partisi geliyor, yatırım hakları açılmış oluyor, şirket tüzükleri, posta bankacılığı, zaten bunlar öncesinden bildiğimiz şeyler ama bilhassa burada yatırım hakları ve karşılıklı yatırım anlaşmaları kilit rol oynuyor. Dolayısıyla ülkenize dışarıdan sermaye sokmak ve yatırım almak ne anlama geliyor? İnşaat biriminizi kullanmadan başkalarının sermayeleriyle ülkenize hem teknoloji hem de yeni ürünlerin üretimini mümkün kılmış oluyorsunuz. Tabi burada unutulmaması gereken bir şey var. Yabancı yatırımcı gelip ülkenize yatırım yaptığında o üründen elde edilen karın tamamı size geçmiyor. Hatta o bölgedeki GDP'nin büyük bir kısmını karşı tarafa da bırakmış olabilirsiniz. O yüzden burada dikkat etmek gerekiyor. Belki de biraz dengelemeye ya da hiç dikkat etmeden de oynayabilirsiniz. Amacınızın ne olduğuna göre değişir. Biz açıkçası amacı biraz da yolda, kervan yolda dizilir şeklinde belirleyeceğiz. Çünkü hali hazırda uğraşmamız gereken bir durum var. O da hasta adam sorunsalı. Bunu açtıktan sonra biraz daha herhalde prangalarından kurtulmuş olur evladı Osmanlılar. Devleti Aliye'nin nüfuzunu her yere yaymaya çalışacağız anlayacağınız. Umarım keyifli bir seri olur. Umarım bu bir seri olur ve keyifli bir seri olur. Paradox RNG'si içine limon sıkmaz umarız. Öyleyse başlayalım mı? Merhabalar Muamua, hoş geldin. Selamlar. Oyun gerçekten zor mu? Yani kolay değil. Ama öğrendikten sonra da çok cheese'lenebilir bir oyun böyle. Abuse'layabiliyorsunuz. Paradoks oyunları gibi belki de. O öğrenme eğrisi birazcık yüksek eğer Victoria 2 oynamadıysanız diğer oyunlara kıyasla. Bunun için benim YouTube kanalıma bakabilirsiniz veya başka kaynaklara bakabilirsiniz. Şimdi ilk olarak bir kanun çıkartmak istiyoruz biz. Yerel yöneticilerde hali hazırda önceki yöneticiyi sürgüne yollayıp yeni yöneticiyi de jingoist bir şekilde denk getirdiğimiz için yerel yöneticileri yeniden iktidara davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler. Onaylıyoruz. Şimdi yerel yöneticiler hali hazırda jingoistken yani profesyonel orduya canı gönülden destek veriyorken köylü askerden çıkıp profesyonel orduya geçelim. Görüyorsunuz %82.6 ile bir destek var profesyonel orduya. Öyleyse gelsin. Merhabalar Pimedes, hoş geldin. Teşekkürler. Oyunda birazcık şey var. Kırılma var grafiklerde. Bu arada 1.7 güncellemesiyle eğer 1900'leri ben göremiyorum, oyun çok kasıyordu falan diyorsanız Paradox'un dediğine göre, bunu ben demiyorum, onlar söylüyor. Onların dediğine göre epey bir iyileşme varmış performansta. Ben 120 FPS'e kilitleyeyim oyunu. Burada V-Sync... V-Sync yok mu ya? UI, kalite ön ayarı. İki eşitleme burada. Kesin. Okey, güzel çözdük. Öyleyse Avrupa'nın hasta adamı. Şöyle bir bakalım. Büyük bir reform gerekiyor. Tanzimatı geçirmemiz lazım. Bunun için hemen görevlerimizi şöyle bir hatırlayalım. Günlük girdisinden. Günlüğümüze bakalım. Avrupa'nın hasta adamı Tanzimat Suriye'yi geri al görevi. Zaten bu beraberinde başka görevi de getirecek. Mısır'ı geri al görevi de gelecek. Yani bunu iki görev birden sayabiliriz aslında. Bir diğer görev ordunun çağdaşlaşması. Zaten birbiriyle bir yandan bağlantılı gibi olacak. Bürokratik reformu ekleyelim. Yine buraya. Ayrılıkçılığı bastırı ekleyelim. Yani burada aslında tanzimatı geçirmek istiyorsanız ayrılıkçılığı bastır da garanti görebileceğiniz
yollardan birisi olabilir. Çünkü 20-15 yıl boyunca ülkenizde ayrılıkçı bir hareket olmasından kaçınmanız lazım. Bu o kadar da zor değildi. En azından 1.7 güncellemesi öncesi hatırladığım kadarıyla bir hayli kolaydı. Yapmanız gereken şey bir şeyler yapmamanız aslında. Yani gidip sağa solu fethetmeye çalışırsanız bu sefer oradaki yeni fethettiğiniz topraktaki insanlar ayrılıkçı hareket başlatabilir. Bu da kafadan oradaki görevin üzerine bir X işareti atmak anlamına gelebilir. DLC olmuş mu, yorumlar nedir? Şu anda ben de yeni deneyimliyorum diyebilirim. Kağıt üzerinde güzel şeyler vaat ediyordu. Oynayarak biraz birlikte göreceğiz. Teknolojide ne açalım diyorduk. Tamam, deneyiciliği açalım hadi. Deneyiciliği neden açıyoruz arkadaşlar? Çünkü Hürriyet ve İtilaf Fırkası Partisi açılıyor. Bu demek oluyor ki işte liberallerin artık barınabilecekleri bir parti olacak. Tabii bizde henüz seçim yok. Ama bunu getirerek başka kanunlara desteği artırabiliriz. Mesela bürokratlar konusunda birazcık istediğimiz hizaya getirebiliriz siyasal atmosferi. Önce deneyicilik, Biten Bir'in dediği gibi, sonrasında da borsa üzerinden gidilebilir. Ama unutulmamalı ki orduyu da göz önünde bulundurmak lazım. Zira ordu yedekleri, daha sonrasında da kurmay sınıfı teknolojisini açmak gerekiyor. Çünkü kurmay sınıfı teknolojisini açmazsak genel talim üretim yöntemini açamıyoruz asker alım merkezleri için. Bu da şu anlama geliyor. Bakın, kalkınmaya geldim, kışlaya geldim, genel talim üretim yöntemine geçiremiyoruz orduyu. Ordu genel talim yönetimine geçmezse ordunun çağdaşlaşma görevindeki organize talim yok durumu maalesef zuhur ediyor. Yani oraya dikkat etmek gerekiyor. Ama hali hazırda yetişir diyoruz. Biten Bir'in de dediği gibi. O yüzden yürü ya kulum diyelim. Şimdi kışkırtıcımız burada bekliyor tabii, Mehmet Emin Rauf Paşa. Mehmet Emin Rauf Paşa'yı birileri kapar mı? Orada öyle başıboş kalsın mı? Yoksa kendisine bir liderlik değil de komuta mı versek acaba, bir partinin ordunun başına mı geçse? Herhangi bir şekilde emekli olmasını istemiyoruz kendisinin. Paradoks ara yüzü bizi sıkıntıya sokmasın diye. Hadi bakalım. Ara yüzü diyorum. RNG'si. Şimdi Afyon'la başlayalım. Biraz Afyon. Biraz kekik. Pardon. Biraz balıkçılık rıhtımı eksek. Konya'da balıkçılık. Burada nitelik var. Burada var. Burada var. Başka, odun bize çok ihtiyaç duyduğumuz bir kaynak. Hangi ülkeyle oynuyor olursanız olun. Tabii büyük ülkelerle oynuyorsanız belki tomrukçuluk kamplarına çok fazla ihtiyaç duymayabilirsiniz. Çünkü günün sonunda gerçekten de ucuz bir şey odun ve başka ülkelerden satın alarak da temin edebiliyorsunuz. Belki biz bile o yola gidebiliriz. Belki. Teknolojide ne yapalım arkadaşlar şimdi? Ona karar verdik mi? Ordu yedeklerinden mi gidelim? Kurmay sınıfını yetiştirir miyiz hakikaten? Risk mi almış oluruz onun yerine deneyicilikle başlasak acaba? Yandan da İngiliz ya da Fransız'dan birine yanlamaya karar vermemiz lazım. Ordu yedekleri kurmay sınıfı deneyicilik borsa. Tamam, hadi ordu yedekleri. Sonra kurmay sınıfı. Sonra deneyicilik. Sonra borsa. Let's go. Deneyicilik gelmeden seçime geçmeyiz, evet. Sardunya Piemonte bizle ilişkiler geliştiriyor. Okey. Şimdi ordu nizam durumuna bakalım. Hali hazırda General Hafız Osman Paşa komutanımız. Kralcı kendisi. Kraldan çok. Tecrübeli savunma stratejisti. Gelenekselci komutan ve atılgan. Bir gün orada sevişken diye bir şey de göreceğiz. İnanıyorum buna. İskender Karaosmanoğlu. Şimdi kimi getirirsek getirelim komutan olarak zaten şey olacak. Yerel yöneticilerden gelecek. O yüzden o komutanı acaba Mehmet Emin Rauf Paşa yapmak mantıklı olur mu arkadaşlar? Emekli olmasının önüne geçmek için. İkinci Mahmud'u ordunun başına koyalım. Evet. Mahmud Bey. Komuta verdik size. Mehmet Emin Rauf Paşa
Ama şu anda siyasi kışkırtıcı olarak siyasi kölelik yasağı kanunu çıkar girişiminde bulunması da işimize geliyor bir yandan. Biraz yürüyelim bakalım bu yolda. Tomruğa bakalım. Nitelik bakımından sorun yaşamadığımız yerler nereler acaba? Mesela Eflak. Eflak ülkesinde yabancı yatırım yapmış oluyormuşuz eğer. Her şey orada da nitelik sorunu var. Nitelik her yerde yaşadığımız bir sorun zaten. Ne diyor? Esnaf yok diyor. Mehmet Rauf'u sonra da evet herhangi bir generali lider yapabiliyor muyuz? Ona bakalım da önce. Oradan emin oluruz o duruma. Terfi ettir. Nizamı böl. Kaza süsü. Oynamayalı bayağı bir şey gelmiş. Yapamıyoruz. İyi oldu. Komutan yapmamak. Hemen unutmadan Rusya ile rekabeti sonlandırıyorum. Hayır, sizinle sorunumuz yok. İngiltere ile ilişkileri iyileştirmeye başlayalım. Güzel. Aslında Fransa ile de ilişkiler. Onlar bizimle geliştiriyorken hali hazırda. Biz de geliştirebilsek iyi olurdu ama şu an için bunu yapamıyoruz. O yüzden bize bir rekabet lazım, değil mi? Prestij farmlayabilmek adına. Bir de burada artık yeni güç bloğu mekaniği ile birlikte güç bloğunun gelişmesini sağlayacak olan en büyük parametre belki de ekstradan sahip olduğunuz nüfuz, diplomatik nüfuz. Nüfuzunuz ne kadar fazlaysa, artıdaysa o kadar fazla güç bloğunuzun gelişmesi, yeni bir direktife doğru gitmesi mümkün oluyor. Deliği nasıl arttırıyoruz? O bölgede esnaf yokmuş mesela. Esnafların olmasını sağlayacak iş kolları yaratarak bunu sağlamak mümkün. Evet, ben de İspanya'ya çok kez atmışlığım var. Şimdi ben de hatta onu yapayım. İspanya çünkü genelde karışmıyor bizim işlere. Hey İspanya, sen kimsin ya? Al bakalım sana. Okey. Fransa gel yanıma. Güzel. Oyun biraz daha yaşıyor gibi hissediyorum şimdiden. Belki çok erken konuşuyorum ama lobilerin falan olması oyundaki önüne geçilemez yalnızlık hissini hafiften törpülemiş gibi. Buradaki tek insan benim gibi hissetmiyorum. Tomruk kampı yine de açalım ya. Yoksa yok kardeşim nitelikler. Ne yapalım yani? Aydın. Aydın'a biraz verelim. Batı Trakya, Bosna, Davendigâr. Evet. Tanzimatı aradan çıkartınca çok daha iyi olacak. Bizim ilişkilerimiz soğuk muydu yoksa az önce mi soğuk olduk biz? İspanya ile arasında bir münasebet var mıydı acaba bu ikilinin? İngilizlerin. Yok. Profesyonel orada hızlı bir şekilde geliyor gibi. Hızlandıralım oyunu. Aydın Magnezya. Donanmaya bakmadık. Karaca, topluluğa bir adet abonelik hediye etti. Siftah yaptık sayende. Çok teşekkürler. Çok sağ olasın. Muamma. Gigi. Kesene bereket. İpek de vardı. Evet. İpek'i unutmayalım. İpek. Eyvallah Korkmaz. İpek de üretecektik. İpek'te de zirveye oynamaya çalışacağız. Birazcık zor olacak İpek'te zirveye oynamak belki ama İpek üretebiliyor muyuz peki? Burada. Batı Trakya. Aydın ve Batı Trakya. Bir Batı Trakya, bir Aydın'a. Bir Hüdavendigâr'a, bir Batı Trakya. Emre Arslan, hoş geldin. Önce tomrukları yapıp tomruğun ucuz olduğu yerde inşaat sektörü mü yapsaydık azar azar? Bakalım. Burası geliyor. Burası bitsin. Yaparız o işi.
Araya bir, evet, Aydın'a bir inşaat sektörü sıkışmış. İnşaat sektörü atalım. Bir tane atalım hatta. Bir daha oraya bir tane daha tomruk atalım. Hatta Aydın'ı fulleyelim. Fulleyebiliyoruz. 5 zaten. Memleketim Aydın. Bunların sıralamasını ayarlayalım. Bir. Bakalım böyle şu an canı gönülden tek tek mikro yapa yapa oynuyorum ya. Bu durum ne kadar sürecek? Ne zaman böyle 500 da oraya da 5 tane, oraya da 8 tane falan o moda geleceğim. Bir noktada getiriyor insanı o moda. Bu arada otoritemiz çok yüksek. Biraz vergilendirelim halkımıza. Ha? Tahıl vergisi getiriyorum arkadaşlar. Bilginize. Kıyafet vergisi getiriyorum. Acaba bir de şuraya şey mi eklesek? Hüküm mü eklesek? Mesela Aydın'dan yürüyoruz ya, atıyorum imalat sanayi. İmalat değil orada elde ettiğim, kaynak sanayi değil mi? Güç bloklarında söz sahibi olabilmek için bazı üretim mallarında birinciliğe mi oynuyoruz? Evet, tam olarak o. Uğraştığımız şey şu an. Doğu Trakya okur yazarlık hükmü çok iyi oluyor. Vergi ihtiyacımız yok şu an. Hadi öyle yapalım. Diplomatik olarak yapabileceğimiz neler var şu an itibariyle? İttifak Konstantin'i sayıyor ama o ittifak sayılmaz. Artık burada yatırım hakları tanı şeklinde bir takım seçeneklerimiz var. Profesyonel ordu GG bu arada. Nice. Kölelik yasağı kanunu çıkar hareketi Bosna vilayetinde örgütleniyor. Nice. Yerel örgütlenme çok daha... Okey. Osmanlı-Fransız Birliği eylem talebinde bulunuyor. Bunu okuyacağım çünkü bu ilk defa gördüğüm bir event. Yeni gelen bir event. Osmanlı-Fransız Birliği İspanya ülkesine karşı diplomatik hamle başlatılması talebinde bulundu. Okey. İspanya ülkesinin Fransız çıkarlarına karşı olduğu herkesçe biliniyor. Okey, o oyun birazcık aromalanmış. Olabildiğince kapsamlı bir yaklaşıma sahip olmalıyız. Başka türlüsü sorumsuzluk olur. Bu topraklar var olduğundan beri İspanyol saldırganlığı bilindik bir gerçek. Kendi ülkemize dış güçlerin güdümünde satranç tahtasındaki bir piyonmuşçasına kullanıyoruz gibi algılanabilir. Çok baskı kurulursa ne diyeceğiz? Vaziyet gerektirdiği için aynı safta durmak bizi onların maşası yapmaz. Mevcut şartlarda Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu çıkarları aynı doğrultudadır. Duruşumuz bundan ibaret. Konunun üzerinde durulacak diyebiliriz. Lobi talebi ekliyor o zaman günlüğe. Ya da çıkarlarımıza uygun değil dersek bu sefer Osmanlı-Fransız Birliği'ne eksi 5 ödün gibi bir etki oluyor. Şimdi biz İngiltere'ye yanlayalım dedik ama Fransa'yla da ilişkileri geliştiriyorduk. Fransızlarla ilişki geliştirmek hali hazırdaki iktidarımızın ıslak rüyalarını süslüyor. Aydınlar şu anda iktidarda oldukları için her ne kadar mutsuz olsalar da mutsuz olmaları çünkü mevcut lobinin efektif olmamasına sebep oluyor görüyorsunuz şu anda. Aslında orada bile sıfırlamışız. Burada bayağı eksideydik diye hatırlıyorum sanki. Sanki burası sıfırlanmış, sıfır değildi bu, eksideydi diye kalmış aklımda. Belki de İspanya'ya karşı bir rekabet yaratmamız, sırf orada oyunun içerisindeki mana ayarlaması için yaptığımız bir şey olsa da işi değiştirdi. İşe bir aroma kattı, evet. Ne yapalım? Üstünde duralım mı acaba? Hoş geldin Kıvırcık, selamlar. Teşekkürler. Diplomatik hamle başlatmayacağım ama ben İspanyollara karşı bir yandan o da var. Ben yani şu anda daha Tanzimat falan hasta adamım ben ya. Unutuyorlar çok çabuk. Kayıt alalım. Ne olur ne olmaz.
Evet yani İspanya'ya karşı bir görev açacak aslında. Bunu başlatmak zorunda değiliz ama bence bunu reddedelim kibarca. Ya bu günlük günlük girdisi olarak bir görev ekleyecek. Zorunda olduğumuz bir şey değil. Osmanlı-Fransız Birliği lobisi de birazcık gerilesin. Zaten hali hazırda hani şeyimiz çok kuvvetli değil. Aydınlar pek mutlu. Ya aydınlar -12 oldular bunu reddedince. Oha bu kadar hardcore mu gideceğiz? Aydınlar hükümete talepte bulunuyor. Mustafa Reşit Paşa Osmanlı İmparatorluğu hükümetine toplantı hakkı kanunu geçirmesi için resmi talep. Dur yahu ne toplantı hakkı? Höst. Biz donanmayı ayarlamayı unuttuk daha. Taviz olarak atanan bürokratlar kanunu önerilsin. Beş yıl içerisinde mi diyorsun buna? Atananlar burada sanki daha iyi. Ama bunu da yapamazsak ne olacak 5 yıl içinde? Çünkü öngörülebilir bir gelecek boyunca teknolojilerimiz şöyle olabilir belki. Yani neredeydi o? Kanunlar. Kanunlar diyorum. Teknolojiye bakacağım. Deneyiciliği açma. Deneyecek ama bir sonraki gelecek olan teknoloji. 5 yıl içerisinde bunu yapabiliriz. Yapabiliriz. Okey. Atanan bürokratlar kanununu öneriyorum size. Peki reddedersek ne oluyor? -5 meşruluk, -2 çıkar grubu onayı. Daha fazla eksiye gitmeye gerek yok. Çıkarlarımızla uyuşan bir şey zaten şu anda bizden talep ettikleri şey. Karalayıcı makale. Diyarbakır Haber adında bir gazete orada yaşayan Kuzey Kafkaslı halkı hakkında yobazca bir makale yayınladı. Makale engel olabiliriz ya da görmezden gelebiliriz. Kuzey Kafkaslıların Diyarbakır'da ne işi var diye sormadan edemiyorum ama birazcık yaşam standartları düşsün. Eleştiriyi şey yapsınlar biraz. Göğüslesinler. Kalkışma fısıltıları. Rusya ile yine bir papaz olma durumu. Osmanlı-Rus ilişkilerini daha da kötüleştirmek ve gerginleştirmek istemiyoruz. Ne oldu lan? Kölelik yasağı kanunu çıkar. Ya aa çıkarmadım ben daha onu. Mehmet Emin Rauf Paşa'yı getireyim mi o zaman iktidara şu an? Şu an getiremiyorum galiba kendisi şey olduğu için. Bir saniye. Liderlik verebiliyorum şu an. Evet. Mehmet Emin Rauf Paşa'yı lider yapalım o zaman. Yaptık bile. Gerek yok mu? Yasa zaten geçecekti de. Yani yasayı zaten çıkartacak olsak, çıkartmaya kalkışsak zaten geçecekti. Ama Mehmet Emin Rauf Paşa'nın diğer görüşleri de önemli değil mi? Bakayım ya bu arada. Neden şu anda tek başına iktidar? Ha? Tarımla ilgili şeylere nötr bakıyor. Aydınlar nereye gitti? Aydınlar radikalize oldular çünkü. Evet. Aydınlar istifa etti, evet. Ama çıkaracağız zaten ya. Ne celallendiniz. Alt tarafı kölelik kaldıracağız yani. Biz Amerika değiliz. Evet burada var. Aydınları biraz kızdırdık. Oğlum çıkarıyoruz ya lan. Sakin olun. Sakin ol ve elindeki tırpanı yere bırak. Pers İmparatorluğu Kandahar'a zıplıyor. Vay buralar karışıyor. Great Game içeriği de burada gözlemlenebilir bir aksiyon sunuyor bize. Çekirdekleri aldık ve izliyoruz şu anda. Perslerin hamlesini. Afganistan GG öyleyse kurulamayacak. Kandahar'ı alırsa Persler.
Ama Perslerin karşısında vaziyet almayacak mı acaba Rusya ya da Britanya? Hiç. Destek teklif edip, ama biz desteğe girersek Rusya diğer tarafa geçer. Bizden nefret ediyor Rusya şu an. Onlarda da galiba bize karşı bir lobi vardı. Osmanlı karşıtı topluluğu var onlarda da. Acaba biz mi bulaşsak İran karşısında? Bence karışmayalım. Bizi Orta Asya'ya çekmesinler. Ersen iyi gelir geliyor. Mısır'a girmeden önce gelirini veriyor. Ne içeriyorsunuz şu anda? Ama ben buraya adım attığım gibi Rusya karşıya geçecek ya. Beni bir felaketin içine çekiyorsunuz şu an. Mantıklı değil. Afganistan'a niye para desteği verelim ya? Afganistan gitsin önce kendini kurmayı becersin. Babaannin zimmilerin yasasını bir kalabalık Sofya kentinin Bulgar mahallesini yakıp gitti. Okey, devletimiz buradaki masrafları karşılayacak. Son anda belki tam son ana girdik biliyor musunuz? Savaş tazminatı protektora yap, ülkeyi özgürleştir, vilayet fethet. Başka hiçbir şey vermiyor ki bize. Kandahar'dan savaş tazminatı mı alacağız şimdi mesela? Savaşa gireceksek iyi ama o zaman savaşmamız gerekir. Ben savaşmak istemiyorum ki. İşte siz savaşa sokmak istiyorsunuz beni de ben savaşmayacağım şekilde bir savaş düşünüyorum. Orada anlaşamıyoruz sanırım. Rumeli ordusu. Gel bakalım. Donanmayı Humayun. Neden hep Osmanlı böyle başlıyor? Ya bu tarihsel herhalde değil mi? Hep fırkateyn sayısı ahşap fırkateyninden az oluyor. O yüzden o uyarı sürekli çıkmasın diye de basıyorum mecbur. Savaşa gerek yok ya şu an. Takılıyoruz çil. Ülkemizi inşa edelim. Hay Pers'in karşısında yer alırsak tehlike olacak çünkü Pers'le savaşacağız. Pers'le savaştığımızda kaynak harcayacağız. Ekonomimiz istediğimiz gibi gitmeyecek. Yani savaş sadece oradaki piyonların birbirini devirmesinden ibaret değil ki bu oyunda. Pers'in yanında olup Afgan'ı protektora yaparsak o zaman Great Game'in ortasında biz de varız demiş oluruz. Ne İngiltere ile çıkarlarımız, ilişkilerimiz açısından mantıklı olur ne de Rusya ile akıbetimiz açısından mantıklı olur. Save'i el bebek gül bebek götüreceğiz arkadaşlar. Beni oraya çekmeyin, beni Orta Asya bataklığına çekmeyin. Rusya'nın bize karşı görüşü saldırgan. Saldırgan. Aynen. O yüzden sakin. Biz böyle, chill. Kafamda yayının başından biridir Sovyet marşı çalıyor ya. Yayına Sovyet marşıyla girdik diye. Peki sözlerini bilebilsem. Böyle bağırıyor adamlar kafamda ama ne dediklerini anlamıyorum. Evet evet, plan o. İngiliz'le ittifak kurana kadar pasif, sakin. Oyun gibi değil de devlet yönetir gibi gidelim. Ya da ecdadın yönettiği gibi değil de yönetemediği gibi yönetelim. Bakalım o durum şimdi nasıl oldu ama. Pers'i 5-10 yılda Rusya'nın kukla yapması durumunda şimdi orada kendini ortaya atacak bir Britanya var. Çünkü onların ayrı bir günlük girdisi var ve birbirlerine karşı üstünlük tanımaya çalışıyorlar. Ben şu anda blok lideri ülke olarak egemenlik altına al diyebiliyorum. Şu an edemiyorum da %40 uyum kaybediyoruz bunu yaptığımızda. Ülkeler bloğunun haftalık direktif ilerlemesinde bir artış veya azalış. Artı %10 şeklinde ilerliyoruz ama yani gerçekten immortal ölçeğinde bir zaman mevhumu söz konusu burada. Şimdi devlete bağlı inşaatlar. Şu arayüzdeki ufak tefek düzenlemeler hoşuma gitti. Yatırım havuzu, Bosna Vilayetleri'nin maikanı. Neyi inşa ettiğimizi burada direkt yazı olarak da görebiliyoruz. Silahlı kuvvetler arasında ihtilaf. Kölelik yasağıyla ilgili bir ihtilaf var. Ya, kanunun başarı çıkma olasılığı artsın. Bunu isteriz. Hızlı hızlı geçsin kanun. Ordu yedeklerinin kilidi açıldı. Güzel. Şimdi bizim teknolojide bir sonraki basamağımız neydi? Topluluk ve deneycilikti değil mi? Evet. Evet, şimdi o geliyor. 35 ay. %100 oldu, hızlı hızlı geçsin artık. New Lemma grubu... Gizli bir ilişki yaşıyormuş birisi biriyle. Lanet olsun onlara.
Yabancı bir manifesto Abdullah Azam, yakın zamanda çevrilen eserleri kölelik yasağı kanunu çıkar hareketi içinde popüler hale geldi. İlişkileri hareketin Abdullah Azam tarafından açıkça desteklenmesi noktasına kadar ilerledi. Destekle doğa ne kadar destek? %750 anasını satayım. Peki. Etki tepki. Sankt Petersburg vilayetinden Rusya kökenli işçi hareketinin şiddetle bastırılmasıyla ilgili bir haber daha gelince sendikalar grubunun öfkeli üyeleri İstanbul sokaklarına dökülerek Rus karşıtı cemiyeti lobisinin bayrağı altında yürümeye başladılar. Oğlum dur sakin olun. Okey ama sakin. Sendikalar da Rus karşıtı cemiyetine katılıyor. Diplomatik eylemler... ...le öfkeleri yatıştırılsın. O zaman zarar görüyor ilişkiler. Okey, katılsınlar cemiyete. Çok güzel event. Ben de beğendim. Immersive. Rus bak görüyorsun yani. Benlik bir şey yok. Dünya halkları şu an yaptığınız zulme karşı. Donanma Humayun tabii onun için daha var. Hızlandıralım. Şurada şu sayıların yazmasını görmek bile... 1,5 yıl sürdü arkadaşlar. İnşaatta kaçıncı sırada bir bina? Göz yordamıyla sayıyorduk. Altın birikiyor. Birikmesin. Vergileri düşürsem mi hafiften? Düşürüyorum ulan. Ben de böyle bir padişahım. Rusya Pers İmparatorluğu'nda diplomatik hamlede Herat'la aynı tarafa geçti. Buyurunuz. Peki. Ne olduğunu YouTube bir sonraki bölümde göreceğiz. Görüşmek üzere.